Uslanmak değil yani bu, çünkü usluyuz zaten. Yani bunun uslanmakla ilgili bir durumu yok. Hmm. Hani az önce söylediğiniz şeyle ilgili de, bu mesela Amerika'da zamanında işte 80'lerin sonunda birkaç tane rapçi o zaman dönemine adamlar çıkıp yani daha müsteşcen, direkt bel altına vuran şarkıları yapmaya başlamışlar. Herifler mahkemeye çıkmış, demişler ki parental advisory baba, yürüyün gidin. Ne almışlar etiketlerini işte. Yani bahsettiğin etiketi. Tamam mı? Etiketi. Bu demişler ki aile ortamında çocuklara öyle dinletilmesi gerekiyor ve bunu almışlar. Bu zaten yürürlüğe girmiş bir şey. Dünyada da bu yürürlüğe girmiş şekilde bu etiketi biz burada koymuyor olsak bile bu böyle yayınlanıyor zaten. Hazır, hali hazırda böyle çıkıyor artık. Ve bunun üstüne hala bunlar konuşulmaya devam ediyor. Kaldı ki yani enteresan, bunu televizyonda baktığınız zaman dizilerde 10 tane 10 bin tane dizi var. Hepsinde enteresan olaylar dönüyor. Adamlar işte ne bileyim sokaktaki dönem muhabbetleri şarkılara taşıdığımız için bizden rahatsız oluyorlar. Kaldı ki ben Gürçeşme doğumluyum. Yani İzmir'in en pislik yerlerinden bir tanesidir. Yani oradan ne diyeceğim yani, bu böyle bir şey yani, anladın mı? Orada yani böyle yaşanıyor ve insanlar zor bir yer diyor. Yani evet, ondan bahsediyorum. Benim yani gördüğümüz şeyleri müziğimize aktardığımız için, hatta ben yani üniversite mezunu adamım. Benim 32 tane kuzenim var. Bir tanesi üniversiteye gitmedi. Biz oradan çıktık ve başardık. Ben bunu lanse etmeye çalışıyorum. Hı. Onlar da diyor ki sen buradaydın, bunlar burada oldu. İşte uyuşturucu dediniz, bilmem ne biri bir şey satıyor dediniz. Hadi diyorlar yani. Hmm. Yoksa biz başarıyı temsil ediyoruz yani. Şarkıda dediniz diye. Evet, şarkıda. Şarkı normalde lanse ettiğimiz bir şey değil yani bu. Aslında bir durum tespiti gibi. Evet, durum tespiti yani. Yani burada bu var, bunlar yaşanılıyor. O sokakta vesaire yani bu sadece gibi. Bir şarkı değil. Onu söylüyorum işte, yüzden fazla şarkım var. Ben çok fazla şarkı üretip yayınlayan bir insanım. Hmm. Çok fazla şarkım var piyasada. Kendi hayatımdan kesitlere de yer veriyorum. Yanımdaki bir adamın gördüğüne de yer veriyorum. Mesela hip hop'la ilgili abartı konusu diye bir şey vardır. Bir şey yani normal insanlarda da vardır. Maaşınızı aldığınız zaman mesela biri maaşını aldığı zaman zenginim demiyor mu yani? Hmm. Bunu dediği zaman işte biz bunu... onu yansıtıyoruz yani. Oradaki mesela müzikte para çok, evet, ama ona da tekabül ediyor. O insan onu alması gerekiyor oradan. Ama bunların hepsini işte çarpıtıp, işte siz burada parayı şuna dediniz, çok fazla bunu kullandınız, uyuşturucu işte millet satıyor dediniz, işte biri kullanıyor dediniz, ben kullanıyorum dediniz. Anlatabiliyor muyum? Yani hepsine o tip şeyler, bunları